Arkadaşlar herkese merhabalar. Menevşe yaylasına doğru gidiyorduk ama kaybolduk. Dedik ki aç ayva oynamaz abi, yemeğimizi yiyelim. Birileri geliyor. Biz kaybolduğumuz için sormamız lazım. Selamünaleyküm. Ustam bu Menevşe yaylasını nereden çıkacak? Buradan devam mı? Kaç kilometre? 10 kilometre var. 10 kilometre. Ama bu yol direkt çıkıyor değil mi? Al sapanlar var da zaten. Ya, yayla dediğin şuranın da yayladan bence farkı yok. Bence burada otağımızı kuralım. Aa, Menekşe Yaylası diye çıktık. Menekşe Yaylası diye çıktık. Kendimizi İvacık Barajı'nın kenarına attık. Her şeyi aldık. A'dan Z'ye kahvaltılıkları. Ama sedir almayı unutmuşuz. Azat dedik, çevirin abi arabayı. Arabanın arka tarafında üç erkek bir araya gelince ne oluyor? Hiçbir problem yok. O acı değildir ama kardeşim. O çelişki. Zaten biliyorum bunu. bak yiyor. Acı noktaya gelince bırakıyor. Başkasını aldı. Şu an suratımın yarısını hissetmiyorum. Öyle bir acı biber geldi ki. İnanılmaz derecede. En son Azat da şurayı bir yere çıkartıyordu. Aslında şuraya bir yere atmıştı yani. Ama Charleston yiyorsun kardeşim sen şu an. Acı biber yemiyorsun. Bak bu farklı ama. Tamam, bundan sonra yiyeceğim. Sınır mısın? Delikanlı çocuk. Çayı buraya koyduk. Çay hazır gibi. Neyimiz var? Bildiğimiz kahvaltılar, peynir, zeytin, bal, reçel. Köy ekmeğimiz var. Yine köyden gelen erik var. Sucuğumuz var. Daha sonradan Kandıra'ya geçtiğimizde plajda mı? Evet. Sen seversin. Anları tutulmasın. Plajda inşallah. Allah ömür verirse. Oradayacağız. Şimdi kahvaltıyı yapalım. Ondan sonra yola revan olalım. Azat. Şu kadarcık biberden bir şey olmaz Azat. Ne olacak? Şu kadarcık biber ya. Kamera açık durduğu sürece delikanlı. Yani şu biberde ne varsa. Azat iptal abi. Evet, denizden çıktık. Yüzdük. Keyfimize baktık, dolaştık. Şimdi sırada sucuk keyfi var. Hadi beraber oraya gidelim. Nasıldı abi? Gününüz nasıl geçiyor? Valla günümüz beklenmedik bir şekilde güzel geçiyor. Menekşe ailesi de neydi? Menevşe miydi? Menevşe ailesi. Menevşe diye çıktık. Yolda Menevşe olduğunu öğrendik. Ama görmedik zaten. Ama yol çok bozuk. Gitmek isteyenler varsa tavsiye etmiyoruz. Lastikler ince yanak. Lastikler yırtılacak ki. Yedek hissetme de yok. Haliyle. Uçan zaten yapmış. Bravo sana. Dönerken bak. O zaten var. Aldığımda var. Arabayı aldığımda vardı. Bir tane lastik boşluğu var. Evet, şimdi gidiyoruz. Sucuğu artık mangala. Mangala koyalım. Azat şu an keşifte. Odun topluyor. Kanka mantar da vardır ha. Mantarı da toplayabiliriz. Gökhan. Mantar da vardır. Mantarı da toplayabiliriz ha. Eski mantarcılardan kim kaldı? Sabahın saat 8'inde benim eve geldiler. Beni aldılar. Sağ olsunlar. Her şekilde uyarım size. Problem olmaz benim için dedim. Neyse sarısı diyorum. Yuvacığı geçtik, barajı da geçtik. Gidiyoruz. Lan dedik hadi gelmişken buraya kadar yaylaya ne kaldı? Girdik yayla yoluna. Allah.
Git git bitmiyor. Acıktık, deli olduk. Ortalama bir 10 kilometre sürdükten sonra patik yollar karşılıyor seni. Tabii 4x4'ünüz yoksa çıkamıyorsun. Biz de yarı yoldan zaten geri kaldık. Geri dönmek zorunda kaldık ve geri döndük açıkçası. Ondan sonra Yuvacık Barajı'na tekrardan bu sefer geri gittik. Yuvacık Barajı'na geri gittince hemen böyle ufak tefek yerlerde ayaküstü hani sedir de yok. Arabayı geri verdik. Orada bir güzel kahvaltımızı yaptık. Sonra dedik ki hadi gelin ne yapalım Yuvacık'tan. Ortalama bir 60 kilometre Kandıra yolu var. Atladık geldik Kandıra'ya. Bu sefer ne yaptık? Denize gittik. Bir güzel yüzdük. Yorulduk. Sucuklarımızı falan artık mangallık halledeceğiz bakalım. Sucukları yedikten sonra biraz daha turlar. Ondan sonra yavaş yavaş ayrılırız. Mazemoslar burada. Tam bir doğa adamı ya. Çalışıyor bu adam ya vallahi. Yapıyor bunlar bu iş. Vallahi. Bak. Şu inceler. Duman tutuyor. Duman tutuyor kardeşim. Selfie çubuğunu ve mikrofonu yanıma almayı unuttum. Yani bir şey gördüm, ona geldim aslında. Bir ormanda esrarengiz ne çıkartabilirsin? Onu göstereceğim şimdi sizlere. Yani böyle bir çöplük yeri olamaz ya, bakar mısınız? Ben anlamıyorum ya, bizim insanımız neden bu şekilde? Niçin bu haldeyiz? Hadi yedin işte. Bunlar nedir ya? Şunlar nedir ya? Ya bunları alıp çöpe atmak veya ağzını bir çöp torbasıyla bir yere sıkıştırıp bırakmak çok zor bir şey değil. Şurada bir şeyler var yine. Şu ne ya? Kırmızı orada. Ha, poşetmiş. Her yer poşet. Her yer pislik. Yani daha sonradan şu ne? Şişe. Yani ne gerek var? Şu şişeyi burada bırakmana ne gerek var? Yani şu karşıya bakar mısınız şöyle ya? Siz böyle bir yerde piknik yapar mısınız? Sanmıyorum yapacağınız. Yani çok zor olmamalı herhalde yani. Yediğin içtiğin yeri toplayıp bir poşetin içine koyup giderken yol kenarında bir çöp kovasının içine atmak çok zor olmamalı diye tahmin ediyorum. Bir şey diyemeyeceğim yani, gerçekten susuyorum yani. Otur, günahların gelsin aklına. Getir kardeşim. Kanka. Öyle olmaz. Getir. Azatınki gibi yapacağız o zaman. Azatınki gibi yapacağız ya. Böyle. Tamam, aynen. Lan soft et gibi ya. Soft et zaten. Nereden aldın sen bu sucukları? Köpeğimizden aldım. Hmm. Ben dandik yerden sonra sucuk alır mıyım canım? Demek köfteciyorsun. Yukarıda tutuyorsun sen ama. Evet Emre, sen çok yukarıda tutuyorsun. Çok biraz pişmeye başladı. Çıtır çıtır sesleri duyuyor musun? Arkandaymış Gürgen. Çiçekler de arkandaymış. Dur. Gökhan'a video attım. Kardeşim sen bunları pazardan al diye. Dayanamadı, geldi şimdi ağaçtan kendisi topluyor bir. Nasıl bir duygu kardeşim? Gayet güzel, özlemişiz ya. Ona orada bir vatandaş. Bunun neyi kötü? İstanbul'da 100 lira bu. Şimdi zaten sabit olmaz. Papatyaları saklamamak, arka plana atmamak. Bak şöyle bir yan yana getir bakayım. Kaldı. Getir bir yan yana kardeşim. Şu 100 lira kardeşim. Ona göre kıymetli. Şuraya koysana. Kanka içeri koy. Kardeşim bu senin eve giriş biletin mi acaba? Bu benim eve giriş biletim, evet. Ölmez senin, diyorsun. Bunun sayesinde eve girebileceğim senin akşam. Bu mu? Kombine bu. Yani belki bunun sayesinde şu kırmızıyı da koyduğum için haftaya dışarı çıkabileceğim yani. Bir güzelin aşığı merenler, onun için taşa tutar el beni.
Onun için taşa tutar el beni. O kadar gezdik, gezmişken de arabayı da temizleyelim dediler. Bayağı bir çamur olmuştu, özellikle off-road yaptığımız zaman aşırı pislenmişti. Daha doğrusu şu Menevşe yaylasına çıkmaya çalıştığımız zaman diyelim. Yani arabanın her yeri inciğine binciğine kadar tozdu. Şimdi 2'dir 3'tir yıkıyor Gökhan. Deneveririz. Araba bu arada sıtırık arkadaşlar. Temiz. Arkadaşımın Instagram adresini paylaşacağım. Kaç modeldi kardeşim bu? 2011 model. Aha. 2200 motor Sorento. Temiz. Kazası belası yok inşallah. Kazası belası ufak tefek var öyle yani. Şasiye girecek derecede değil. Çamurluk boyası, kapı boyası. Tramer falan çıkıyor. Tramer araba satıyoruz abi. Bay bay. Allah'a emanet.